Biri varmış, biri yokmuş. Evvel zaman içinde büyük bir orman kenarında yaşayan Goldilocks diye bir kız varmış. Bu kızın altın rengi sapsarı saçları varmış. Sanki güneş gibi parlıyormuş. Herkes onun bu sevimliliğine hayranmış. Ama bazen çok yaramaz olabiliyormuş. Oyun oynamak için her gün dışarıya çıkar ve annesi de onu hep uyarmak zorunda kalırmış. Ormanın içinde bir ayı ailesi yaşıyormuş. Annesi de bunu bildiğinden evlerinin arka bahçesinden ayrılmaması için hep onu tembihlermiş. Günlerden bir gün yine evin arka bahçesinde oynarken canı çok sıkılmış. Ormana girsem ne olur sanki diye düşünmeye başlamış kendi kendine. Etrafına bakınmış acaba kimse var mı diye. Kimseciklerin olmadığına emin olunca da birdenbire ormana doğru koşmaya başlamış. Ormanın derinliklerine doğru bir hayli yol kat etmiş. Yemyeşil ağaçları, rengarenk çiçekleri inceleyip kuşların şarkılarına eşlik ederek yürümüş de yürümüş. O kadar çok yürümüş ki en sonunda yolunu kaybetmiş. Geriye dönmek istiyormuş ama yolu bulamıyormuş. Hem çok yorulmuş hem de karnı çok acıkmış. Yorgunluk ve açlıktan ağlayacak gibi olmuş. Biraz daha yürümüş. Gittikçe yol birden bitmiş. Ağaçların arasında bir de ne görsün? Sevimli mi sevimli bir kulübe. Sessizce yaklaşmaya başlamış. Etrafında dolanmış. Pencereden içeriye bakmış. Yavaş bir şekilde kapıya vurmuş. Ama kimse ses vermemiş. Bu ev bir ayı ailesine aitmiş. 3 kişilik bir aile. Tabii Goldilocks henüz bunu bilmiyormuş. Pencereden tekrar içeriye bakmış. Masanın üstünde 3 tane kase görmüş. Acıktığı gelmiş aklına. Tekrar kapıya şiddetli bir şekilde vurmuş. Kapı birden açılıvermiş. İçeriye doğru kimse var mı acaba diye seslenmiş. Ama yine ses yokmuş. Masaya doğru ilerlemiş. Karnı çok acıktığı için masadaki kaselerde bulunan çorbalardan içmek istemiş. 3 kase de birbirinden farklı büyüklükteymiş. En büyük kasedeki çorba çok sıcakmış. Orta kasedeki ise soğukmuş. En küçük olan ise tam içebileceği kıvamda ılıkmış. Güzelce karnını doyurmuş. Çorbayı içtikten sonra yorgun olduğu için şöminenin yanındaki sandalyelerin birine oturmak istemiş. Yine farklı büyüklükte 3 sandalye varmış burada da. Büyük, orta ve küçük. Sandalyelerin en küçük olanına oturmuş. Ama o da ne? Oturur oturmaz kırılmış sandalye. Goldilocks korkup hemen yan odaya kaçmış. Burada 3 yatak varmış. Büyük, orta ve küçük. Küçük olan yatağa uzanmış. Hemen uykuya dalıvermiş. O uyurken yemekten önce ormanda yürüyüşe çıkan ayı ailesi de evine dönmüş. Eve geldiklerinde çok aç oldukları için hepsi birden masanın etrafına toplanmışlar. Yavru ayıcık başlamış ağlamaya. Biri benim çorbamı içmiş. Baba ayı şöminenin yanındaki sandalyeyi fark etmiş. Yavru ayıcık bu sefer daha da fazla ağlamaya başlamış. Birisi benim sandalyemi de kırmış. Hepsi birden bu sefer yatak odasına geçmişler. Yavru ayıcık, biri benim yatağıma uzanmış uyuyor diye ağlamaya devam etmiş. Bizim evimizin içinde ne işi var bu kızın diye söylenmeye başlamış baba ayı. Masum Goldilocks ise tam da bu esnada seslerden irkilerek uyanmış. Şaşkın bir şekilde ayılara bakıyormuş. Bunun bir rüya olduğunu zannediyormuş. Gözlerini ovuşturmuş. Ama bu bir rüya değilmiş. Hemen yataktan fırlamış. O kadar korkmuş ki hemen kaçmaya başlamış oradan. Bütün gücüyle koşmuş, koşmuş, koşmuş. Nefesi tükense de o ormandan çıkana kadar koşmaya devam etmiş. Eve gittiğinde annesi onu çok endişeli bir şekilde kapının önünde bekliyormuş. Goldilocks hiçbir şey demeden odasına gitmiş. Annesi de arkasından ve şefkatle ona sarılarak başına gelenleri anlatmasını istemiş. Goldilocks olanları utana sıkıla annesine anlatmış. Bu yaptığından çok utanmış ve çok korkmuş.
annesini dinlemediği için ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamış. Yatağına uzanıp gördüklerini unutmaya çalışmış. Bir daha da asla annesinden izin almadan bir yere gitmemiş. (Gülüyor)